Selamlar gençler, ben Ayşe. Bugün sizinle beraber, bugün arkadaşlar sizinle beraber Pickcraft sunucusunu tanıtacağız. Öncelikle videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. YouTuber tagi için bu videonun 100 izlenmeyi geçmesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok sevinirim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar tanıtmaya başlamadan önce hemen söyleyeyim. Bu sunucunun Discord'u açıklama kısmında var ve benim Instagram'ım ve TikTok'um da açıklama kısmında var. Discord ID de açıklama kısmında bulunacak. Yani bir şey olursa yazarsınız herhalde. Bu arada arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi like atın. Böyle çekilişler de olacak bu sunucuda. Veya Craft Race falan fark etmiyor. Her neyse, o zaman hemen videomuza başlayalım şöyle. Biz burada zaten doğuyorsunuz, spamla direkt geliyorsunuz. Kuralları okumanıza gerek yok isterseniz. Tabii size kalmış. Burada marketimiz var, hemen marketimize bakalım. Burada arkadaşlar alınacak bazı eşyalar var. Mesela aletlerimiz var. Burada demir kılıç veya yani kılıç, balta, taş, kazma falan alabiliyorsunuz işte. Yani böyle bir market var işte. Marketten bir şeyler alabiliyorsunuz. Mekanlarımız var. Mekanlara bakacağız. Yan tarafta ne var? Kasa. Size hemen kasa sistemini göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 3 tane kasa var. Belki ileride de eklenebilir. Bu kasalardan arkadaşlar açabilirsiniz para verip. Ya ben pek tavsiye etmiyorum öncelikle söyleyeyim. Çünkü cidden çok nadir iyi bir şey çıkıyor. Ama arkadaşlar açarsanız da yani denemek isteyen denesin abi. Öyle diyeyim size. Hemen şöyle mekanlarımıza bakalım. Lobi. Bu zaten olduğumuz yer. Arsalar. Arena var arkadaşlar. Arena'da VS atıyorsunuz. Arsalarda tabii eviniz falan filan. Yani kendinize bir arsa alıyorsunuz. Ham madde var. Burada odun, kum, taş veya toprak kazabiliyorsunuz. Lapis'e de lapis kazıyorsunuz zaten normal. Rütbeli ham madde. Burada arkadaşlar demir veya kömür kazabiliyorsunuz. Bir de altın da var. Yok. Demir ve kömür kazabiliyorsunuz. VIP ham madde de arkadaşlar altın var diyebiliyorum. Hatta dur hemen. VIP ham maddeye bir kere gidip bakalım. Şöyle. Hatırladığım kadarıyla burada elmas bile vardı. Bakın arkadaşlar, VIP almanızı öneriyorum bu arada. Şuralar boş abi. Daha bir şey gelmedi. VIP alırsanız arkadaşlar hem burada elmas kazarsınız hem de burada zümrüt. Yani daha güzel bir şey diye size onu söyleyebilirim yani. Burada hemen şöyle ekmeği. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz üzere başka yani ham maddeye gidelim mesela. Şöyle hemen ham maddemize geldik. Bir saniye. Evet tamam. Tamam dur, ham maddeye geldik arkadaşlar. Bir lag oluştu. Bu arkadaşlar soruda lag yok yani. Çok nadir lag'a girerse girebiliyor belki, bilmiyorum. Burada arkadaşlar kasa bilirsiniz. Sunucuyla alakalı para kasma taktikleri videosu da gelecek yakında. Şimdi benim size tavsiyem odun kasın. Odun çünkü en fazla para getiren şu an o burada. Böyle abi, odun kasın. Benim balta mesela ne şu an bakalım. Verimlilik 5, kırılmazlık 5. Yani böyle odun kasabilirsiniz. Evet, size kalmış. Şöyle bu arada dur, odun mesela şu an satayım. Mesela dur şöyle bir tane bug yapalım hemen. Tamam, çıkalım. Mesela odun hemen satalım. Nerede? Bak tanesi 10 TL. Görüyorsunuz ya. Bunları sattık 1270. Bak ilk bak hemen kazdım 1270 verdi. Görüyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar hemen size şöyle bir şey göstereyim. Şöyle abi hemen 3 tane çeşit kumar gibi oyun var. Öncelikle kazı kazan. Kazı kazan nedir? Hemen söyleyeyim. Mesela kazı kazanda bir tane para yatırıyorsun ve ne kadar geleceği belli olmuyor. Mesela ben bir 500 yatırayım. Bak mesela 41 TL kâra geçtim, kazandım. Yazıtura arkadaşlar bize sonunda miktar yazacaksınız. 10.000'den maksimum 10.000'e kadar koyabiliyorsunuz diye biliyorum. Ben mesela şuraya ben 1K yatırdım diyelim. Mesela yazım oturamı yaz dedim, 2000 TL kazandık. Arkadaşlar 2000 lirayı kazandım. Yani böyle kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. Bu sizin şansınıza kalmış ve şansınıza bağlı bir şey zaten. Ama arkadaşlar benim size tavsiyem 10.000 liranız varsa abi gidin kazı kazana basın abi. Yazı türeye de basabilirsiniz tabi istediğiniz zaman ama 10.000 liranız varsa gidin kazı kazana basın, daha karlı oluyor. Son olarak kumara geçeyim. Kumar diye bir sistem de var. Bak ben oynamayı hiç tavsiye etmiyorum. Ama video için size göstereceğim. Yani oynamayı tavsiye etmiyorum çünkü. Çünkü pek kazanamıyorum, bilmiyorum. 5.000'i bastım mesela. Oynamaya emin misin? Evet dedik.
2000 TL ve 5000 TL kalan. Evet. Evet arkadaşlar, 2K zarara girdik. Saplandı. Neyse. Video içinde bir şey olmaz o kadar da. Bu arada arkadaşlar, bu videoya özel bir 10K çekiliş yapayım bari. Pek param olmasa da 10K yeter yani, yeni başlayanlar için güzel. Bu videodan yorumlarına yazan bir kişiye 10K vereceğim. Onu da söylemiş olayım. Bu arada arkadaşlar, sunucunun sürümü 1.18.2. Ya girseniz yani o sürümle girin. Ya cidden çok güzel bir sunucu ya. Cidden Faction, yani böyle iyi Faction sunucusu bulmak çok zor bu zamanda. Neyse arkadaşlar, biz mekanlara devam edelim. Şöyle. Mekan yazıldı hemen. Başka ne kalmıştı? Lapis'e gidelim mi? Tamam, biz Lapis'e gidelim. Bu arada rütbe sistemi var. Sunucuya gelince slash rütbe yazarak da bunu şey yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz oradan da. Lapis'te abi mesela, ben Lapis'e fazla kazınmıyorum. Çünkü verimli kazmam yok. Ya aslında basabilirim kazma ama yani odun daha karlı geliyor ya. Lapis kazılmaz. Bakın abi, mesela Lapis kastık ya şöyle. Ben diye, hadi biz de kasalım hemen hızlıca. Şöyle. Tamam ya. Yeter, tamam, bu kadar. Şu kaç tane var şu an? 69 tane var. 69 tane ne kadar ediyor? Hemen bakalım. Day. Evet, lapis oluyor bu. 69 tane sattık. 108. Lapisin tanesi 2 TL arkadaşlar. O yüzden ben pek lapis önermiyorum. Ama bence odun kasabilirsiniz. Odun daha karlı bana göre. Şöyle hemen etimizi de yiyelim. Son olarak arkadaşlar ne kaldı? Hemen bakalım. Şöyle slash mekan. Ha, size rütbeli ham maddeyi göstereyim. Bug'a giriyor ya şurada. Rütbeli ham maddeye bakalım arkadaşlar. Evet, geldik. Şimdi şöyle bakalım neler varmış burada. Bak, zümrüt var. Demir var. Demiri arkadaşlar asil rütbesinde alıyordunuz galiba. Kömür var burada. Kömür de abi çaylak rütbesinde alabiliyorsunuz. Asil rütbesinde bu arada kömür de kazabiliyorsunuz. Yani ya, o en yüksek rütbede hepsini kazabilirsiniz burada. Altın var, bir de zümrüt var arkadaşlar burada da. Zümrütün levelini falan bilmiyorum ama ya zaten loot slash loot yazınca öğrenirsiniz yani, siz sunucuya gelip. Evet arkadaşlar, yeni öğrendim. Zümrüt kazanmıyormuşuz şu anlık. Daha yeni rütbe yokmuş. Yani zümrüte bir rütbe gelmemiş. Yakında o da gelir ve zümrütünüzü kasarsınız. Ben sunucu hakkında şöyle diyeyim. Bedrock'ta bir de yani genelde Bedrock'ta böyle faction sunucuları pek iyi olmuyor. Fakat cidden bu sunucuya ben bayıldım. Yani kendim sevdiğim için zaten videosunu çekiyorum. Yani güzel bir sunucu. Gelmenizi hepinize tavsiye ediyorum. Yani cidden eğlenceli. En azından bir arkadaşlık bile kurabileceğiniz bir sunucu yani. Evet arkadaşlar, sırada arsalarımız var. Arsa nedir? Hemen size şöyle anlatayım. Bir bölge oluyor ve bu bölge sizin oluyor. Yani sizden başkası blok falan koyamıyor. Tabii siz izin vermediğiniz sürece. Bu arada buraya bir şeyler gelmiş. Dün güncelleme gelmiş. Güzel böyle. Buradan geçiyorsunuz mesela. Kendinize bir tane arsa edinebilirsiniz. Benim arsam var abi. Arsa bu arada bedava alınıyor. Yani bu da ayrı bir özellik. Mesela hemen A ev yazalım. A ev abi kısaltılmış hemen. Şöyle A ev go, yani direkt arsaya yolluyor sizi. Burası benim arsa. Evet, arsamda pek bir şey yok. Sadece chest'imi koymak için buraya öyle. Öylesine koydum yani. Şöyle hemen size şöyle chest'imi de gösterebilirim. Yani zaten bir şey de yok ya. Fakirim abi, biliyorsunuz. Genelde ben kumarda falan kaybettim işte, böyle yazı kazı kazan falan işte, yazı türü öyle şeylerde kaybettim. Ya siz hem kazanabilirsiniz hem de kaybedebilirsiniz. Tabii ki de bu sizin şansınıza bağlı. Ha, bir de kaktüs farmlarınızı da anlatayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben de yapmayı düşünüyorum. Yani kaktüs farm yani. Kaktüs satarak para elde edebilirsiniz. Kaktüsün tanesini pek tam olarak hatırlamıyorum ama ya bir şeyler kasabileceğinizi düşünüyorum abi kaktüsten de. Ha, bu arada slash check diye bir komut var. Cidden size elinize çek oluyor. Yani şöyle zenginlerin falan verdiği. Bak, çek yazıyorsun. Miktar yazıyorsun. En az 999 oluyor. Diyelim ki 999 yapalım. Şunu şöyle. Pardon. Çek yazın abi. Direkt 999 yazdım ben mesela. Elimde abi 999 TL'lik çek var. Şimdi ben bunu gidip birine versem, atsam, o buna basılı tutsa 999 TL ona geliyor. Ha, bu arada arkadaşlar bakın, ilk kelimeyi yazma şeyi var abi. Durun, chat'te size detaylı olarak gösterebilirim.
İlk kelimeyi yazan oyuncu şu kadar TL kazanacak falan diyor. Bu rastgele gerçekleşen bir şey arkadaşlar. Yani kimin ya bir yazar ama kaç para olduğu belli olmaz abi. Her zaman değişiyor. Mesela nusucu neymiş abi? Sunucu abi bakın mesela. Ya rastgele kelimeleri yazacaksınız abi böyle girip. Chat'te bekleyebilirsiniz abi. Chat'te nöbet tutabilirsiniz böyle yazı falan yazmak için. Yani söyleyeyim ben size öyle de para kazanabilirsiniz. Para kasma videosu değil bu. O yüzden videoyu hemen artık bitirmek istiyorum. Bakalım. Videoyu kapatmadan önce bir şey unuttum. Bir şey göstermeyi unuttum. Hemen sonu gösterip videoyu artık bitireyim. Slash büyü ve slash tamir komutu var arkadaşlar. Şimdi hemen önce slash büyü yapalım. Slash buyu. Büyü değil, buyu. Aa pardon, elime alet alayım. Mesela kazmayı alayım. Evet arkadaşlar, şimdi slash büyü yazdım. Buyu yazdım. Ve bundan bir tanesine büyü basabilirsiniz. Ya tabii envanterinizde hangisi varsa. Mesela benim balta var abi. Benim baltada verimlilik 5 verir. Kırılmazlık 5. Yani var hepsi. O yüzden basmayacağım. Diyelim ki verimlilik 5 basacaksınız. Buna basıyorsunuz. Evet. Yeterli bakiyen yok diyor. Zaten yok param ama yani çok şey yapmayın siz. Siz de zaten direkt baltaya verimlilik 5 basılıyor. Bir de tamir kiti var arkadaşlar. Tamir. Öncelikle bas annenin... öncelikle arkadaşlar basmayacağım. Bu arada tamir VIP'leri beleş. Yani o yüzden bence VIP adım dediğim gibi. Zaten VIP 15 lira gibi bir şey. VIP'yi de göstereyim şimdi. Tamire basıyorsunuz ve hemen zaten direkt OK'ye bastığınızda direkt elinizdeki eşya tamir oluyor 5K'ya. Bu hemen şöyle yapalım o zaman. VIP bilgi yazalım. Burada kuralları okuyun sunucuya geldiğinizde. Sonra neden banyedim, niye atıldım falan filan demeyin. VIP bakın 15 TL. Tag ile dikkat çekebilirsiniz. Yani bu da iyi bir şey. PVIP var arkadaşlar. PVIP de 20 lira. Alan yok şu an bildiğim kadarıyla. PVIP Plus var. O da 30 lira. Yani abi ben size şöyle diyeyim. 150K, 100K, 50K para falan da geliyor. Bedava tamir. Bak yemek komutları falan var. Yani direkt aşçı götürme galiba. Tamam bilmiyorum o kısımları. Yani söyleyeyim abi VIP cidden çok güzel yani. Çok ayrıcalıklı. O yüzden VIP almanızı tavsiye ediyorum paranız varsa. Benim para yok. Kartta az var. O da işte VIP alacak kadar var mı bilmiyorum. O kadar şey değil. Her neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani beğendiyseniz beğenirsiniz herhalde bilmiyorum. Bu videoyu arkadaşlarınıza göndererek bana destek olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar açıklama kısmından Discord adresime ulaşabilirsiniz ve bu sunucunun Discord adresine ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram, TikTok ve benzeri platformlar var işte benim kendi platformlarım. Bakabilirsiniz. Kurucu sahiplerine teşekkür ediyorum. Kurucu sahipleri pardon. Sunucunun sahiplerine teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel sunucu yapmışlar yani. Böyle bir sunucu da yapmak gerçekten yani uzun zaman ister. Her neyse o zaman görüşmek üzere. Bay bay.